Neredeyse her Amerikan filminde görmeye alışkın olduğumuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin simgesi niteliğindeki özgürlük heykelinin ucu Osmanlı'ya dokunuyor. 28 Ekim 1886 yılında görkemli bir törenle açılan dünyanın en tanınmış abidelerinden özgürlük heykelinin hikayesi, işin içinde Osmanlı olunca tabii ki bizim de ilgimizi çekiyor. Gelin o hikayeyi bir de bizden dinleyin. Özgürlük Anıtı 1860'larda ilk olarak iç işlerinde özgür, dış işlerinde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Mısır'a dikilmek üzere hazırlandı. Devasa heykel Mısır valisi Hidivli Said Paşa'nın Süveyş Kanalı inşası için imzaladığı anlaşmanın gereği olarak Süveyş Kanalı'ndaki Port Said Limanı'nın girişine konulmak üzere yapıldı. Tabii o zaman henüz heykelin adı Özgürlük Heykeli değildi. Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından devlet hazinesinden peşinatı ödenerek tasarlanan heykelin Kızıldeniz ile Akdeniz'in birleştiği yere konulması ve Firavunlar zamanının giysilerine bürünmüş bir kadının şeklinde elinde Asya'nın ışığının Mısır'dan geldiğini sembolize eden bir meşale tutması planlanır. Fransız ünlü heykeltıraşı Frédéric Auguste Bartholdi'ye ısmarlanan 93 metre yüksekliğindeki heykel bakır ve çelikten yapılarak tasarlanır. Heykele Yahudi asıllı Amerikalı ünlü iş adamı Sanger dikiş makinalarının sahibi Isaac Sanger'ın Paris'te yaşayan dul eşi Isabelle Boyer modellik eder. Fakat daha sonra Müslüman yerel halkın ve İslam dünyasının tepkisini çekeceği gerekçesiyle Said Paşa heykelin dikilmesini istemez ve heykelin Mısır'a dikilmesinden vazgeçilir. Bartholdi bu durumun ardından heykeli Paris'te bir depoya kaldırır. Bu olaydan 20 yıl sonra 1885'te Fransa hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile olan iyi ilişkilerin bir göstergesi olarak büyük bir heykel yaptırmak isteğiyle aynı heykeltıraşın kapısını çalar. Hazır durumda olan heykel depodan çıkarılır. Heykeltıraş Bartholdi ve Eiffel Kulesi'nin mühendisi Gustave Eiffel birlikte çalışarak bazı değişikliklerle heykeli yenilerler. Bakırdan yapılan özgürlük heykeli Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilir. Özgürlük heykeli 1884 yılında Fransa'da tamamlandıktan bir yıl sonra 350 parçaya bölünüp 214 sandık içinde gemiyle New York limanına ulaştırılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu devasa heykelin nereye konulacağı tartışılır ve heykelin New York sahilinde Liberty Adası'na yerleştirilmesi kararlaştırılır. Heykelin kaidesinin yapılması için New York'ta bir bağış kampanyası düzenlenir. Kampanyaya büyük destek vererek ilk bağışı, o dönem World adında bir gazete çıkaran Macar göçmeni Pulitzer ödüllerinin kurucusu Yahudi Joseph Pulitzer yapar. Kampanyaya katılanlara 1 dolar ve üzerinde bağışlar için 6 inçlik, 5 dolar ve üzerinde bağışlar için ise 12 inçlik alçı heykeller verilir. Ayrıca kampanyaya bağışta bulunanların isimleri gazetede Pulitzer tarafından yayınlanır. Büyük bir kampanya oluşturularak istenilen para toplanır. Fransa'dan gelen parçalar 4 ay içerisinde yapılan kaidenin üzerinde yeniden birleştirilir ve 28 Ekim 1886 tarihinde binlerce izleyicinin önünde Özgürlük Heykeli'nin açılışı gerçekleşir. Büyük bir ilgi gören bu heykel artık Amerika'nın simgelerinden biri haline gelir. Osmanlı'nın devlet hazinesinden ödemesini yaparak Mısır'a dikilmesi planlanan görkemli özgürlük heykeli Osmanlı yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne yar olur. 1. Dünya Savaşı ile yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'nun kalan borçlarını 1954 yılına kadar ödeyen Türkiye Cumhuriyeti olarak heykele ödediğimiz parayı geri isteme hakkımız var tabi. Var tabi ama biliyoruz ki o parayı ne Fransa ne de Amerika Birleşik Devletleri ödemez. Bir bakmışsınız üstüne üstlük heykeli yapan heykeltıraşın varislerinin de büyük dedemiz heykeli saklamak için işçiler kiralayıp heykeli depoya koymuş, çok para harcamış diyerek bizden para istemesi de olası. Pek tabii ki Osmanlı'nın alacağı varsa kimse bize vermez de Osmanlı'dan alacağı olan varsa bizi varis olarak görüp hemen isterler. Olan olmuş geçen geçmiş Fransızlar bizim paranın üstüne yatıp Amerika Birleşik Devletleri'ne tabiri caizse yalakalık yapmış. Amerika Birleşik Devletleri de bu durumdan haberdar olmasa da sonuç olarak heykelle kurgulanan özgürlük anıtından doğan Amerikan özgürlük hikayesinin adaletsizlik üzerine kurulmuş olduğunu söylesek sanırım yanlış bir şey söylememiş oluruz.